İyi günler. Kolonoskopi yani kalın bağırsağın bir kamera ile inceleme işlemi çok ama çok önemlidir ve bu konuda bize hayli sık soru yöneltilir. Hocam bana doktorum kolonoskopi önerdi ama ben çok korkuyorum, bunu yaptırmak istemiyorum, bu işten çekiniyorum veya ben kolonoskopi kesinlikle istemem, bana onu demeyin de ne derseniz deyin şeklinde hastaların çeşitli tepkileri olabilir. Öncelikle kolonoskopi nedir, niçin yapılır, ne yarar sağlar ve ne tür artıları vardır bunu bahsetmekte fayda var. Kolonoskopi geçmiş yıllarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 50 yaş üzerinde, şimdi de hiçbir yakınması olmasa bile 40 yaş üzerine kadın ya da erkek önerilen ve doktorun önerdiği aralıklarla, genelde 5 ila 10 yıllık aralıklar olur ama polip saptanırsa bu aralıklar 1-3 yıla kadar düşebilir, yapılan bir tetkiktir. Şimdi kolonoskopi sırasında kalın bağırsağın içinde olağan dışı veya anormal birçok durumlar tespit edilir. Buralardan parça alınır, patolojiye tahliye gönderilir, konunun adı konulur ve evet burada sorun budur ve bu soruna yönelik filanca tedavi yapılacaktır şeklinde hastaya net bir açıklama yapılır. Kolonoskopi sırasında bağırsağın içinde iltihabi bağırsak hastalığı dediğimiz iltihaplar, ülserler, soliter rektal ülserler, divertikül dediğimiz bağırsakta fıtıklaşmalar, anjiyodisplazi dediğimiz damarlara bağlı kanamalar, damar problemleri, tümörler, polipler saptanır. Burada en önemlisi bu en son saydığım polip ve tümörlerdir. Tüm yapılan kolonoskopi tetkiklerinin aşağı yukarı 1/3'ünde polip belirlenir. Bu polipler de bırakıldığında ortalama 7 yıl içinde bağırsak kanserine çevirir. Yani kolonoskopi o kadar avantajlı bir işlemdir ki kolonoskopi sırasında oradan bir parça polip alınıp da tahliye gönderildi, yapıldı, temizle çıktıysa konu kapanır. Diyelim çok sayıda polip alındı, denir ki beyefendi 1 yıl sonra size tekrar yapacağız veya tek bir polip alındı, hanımefendi size 3 yıl sonra kolonoskopi tekrarı öneriyoruz denilir. 3 yıl sonra yapıldı, bir şey bulunmadı, denilir ki hanımefendi bu sefer 5 yıl sonra bekliyoruz. Diyelim 2020'de yapıldı, 2023'te tekrarlandı, diyelim ki 2028'de gelin, yani 5 yıl üzerine eklenir. Kolonoskopi bu anlamda çok faydalıdır. Hastalar için tek sıkıntılı tarafı o ilacı içmektir. Bir gün önceden bir ilaç içilir, hasta 15-20 kere büyük tuvalete çıkar, bağırsağın içi çamaşır makinesi gibi temizlenir ve doktor tarafından dışkı yükü olmadan net bir şekilde incelenebilir. Hastaların kolonoskopiden çekinmelerinin altında birkaç tane gerekçe yatar. Biri, burada biz zaten bunu anestezi vererek yaptığımız için yani acaba hani doktor bunu verecek anesteziyi, ya uyursak bir daha uyanamazsak. Birinci korku budur. İkinci korku kötü bir durumla karşılaşma. Yani ya bağırsak kanseri çıkarsa, ama bu gerekçe yüzünden birçok hastanın sadece kanserdeki tanı ve tedavi durumunu çok ama çok geciktirdiklerini biz üzülerek gözlemliyoruz. Bu büyük yani sıkıntı yaratır. İkinci sorun da bu, hani kötü bir şey çıkarsa şeydir. Üçüncüsü, ya ben işittim bilmem kimde olmuş, doktor bunu yaparken bağırsağı delerse. Tabii ki böyle bir risk vardır ama bu çok ama çok düşük, yani %1'in altında olan bir olasılıktır. Ve hekimin tecrübesiyle birlikte bu olasılık giderek minimize olur, yani sıfıra yaklaşır, onu göz ardı edebiliriz rahatlıkla. Bir ayrı bir çekince de, ya bunu işte Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya herkese uyguluyorlar, ona soktukları boru bana uygulanacak. İşte ben bundan bir mikrop, bir hastalık alır mıyım? İşte pandemi var, o var, bu var, bana da bulaşır mı? Şimdi bakınız, tabii ki pratik olarak düşünüldüğünde, teorik olarak düşünüldüğünde bu tür bir mikrop bulaşma olasılığı vardır. Ama pratikte, uygulamada öyle olmaz. Neden öyle olmaz? Çünkü günümüzde artık eskisi gibi değil. Eskiden biz böyle leğenlere, çamaşır leğenine sokar, normal işte sabun türü şeylerle bunları yıkardık ilk başladığımızda 30 sene önce. Ama son aşağı yukarı 20 yılı aşkın bir süredir dezenfeksiyon makinesi dediğimiz makineler var. Yani çamaşır makinesi gibi düşünün. Kolonoskopu uygun şekilde içine yatırıyorsunuz. İçinde bırakıyorsunuz 20-30 dakika. O süre zarfında o güzel solüsyonlarla birlikte, kimyasallarla birlikte onu sıfırlıyor, mikroplarını. Ve sana tertemiz bir şekilde o sürenin sonunda cihazı bize veriyor. Yani onun için bu tür makinelerle dezenfeksiyon yapıldığı için bu risk de ortadan kalkar. Buna karşın biz polibi alıp hastayı bir bağırsak kanserinden kurtardığımız takdirde düşünün, çok ama çok tüm kanserlerin %10'unu oluşturan bağırsak kanserinden kişiyi arındırmış oluruz. Bu anlamda kolonoskopinin getirileri çok ama çok fazladır. Bir ayrı şey de son yıllarda, ya hocam kolonoskopiden korkanlar için yeni şeyler çıkmış, siz onları yapmıyor musunuz? Nedir bu? Sanal kolonoskopi olabilir. Nedir bu? Kapsül endoskopisi olabilir. İkisi de farklı şeylerdir. Sanal kolonoskopi denen bilgisayarlı tomografi veya MR cihazıyla içeriye işte ilaç vererek kalın bağırsağın incelenmesidir. Ancak burada bir sorun, yani bir polip tespit edildiği zaman hastaya tekrar temizlik yapılacak. Başka bir doktor tarafından bu sefer gerçek kolonoskopi yapılacak. Yani aynı iş iki kere yapılacak. Onun için buna gerek yoktur. Veya kapsül endoskopisi ki bu ağırlıklı olarak ince bağırsakta uğurları veya ince bağırsaktaki kanama odaklarını tespit edilmek için bulunmuştur. Ağızdan yutulan bir antibiyotik kapsülü gibi bir şeydir. Görüntüler alır, bele takılan bir şey vardır bölümü. Oradan sinyaller gönderir o kapsülü o beldeki şeye, belleğe. O da kaydeder görüntüleri. Ertesi gün bilgisayara takılır, incelenir o beldeki şey, cihaz. Şimdi tabii bu da yine aynı şekilde daha ortada kalır. Kapsül endoskopisine sonuç ve şayet burada da yine bir polip molip bir şey, böyle şüpheli bir şey bulunur. Hadi bu sefer gerçek kolonoskopi. Hayda tekrar hazırlık, tekrar farklı bir doktor falan. Yani bu yüzden çok zahmetli olduğundan gerek sanal kolonoskopi gerekse de kapsül endoskopisi çok yaygın kullanıma girmemiştir. Ve halen tüm dünya genelinde, Türkiye için bunu söylemiyorum, tüm dünya genelinde kolonoskopi kalın bağırsağın incelenmesi için halen altın standart olmaya devam etmektedir. O nedenle doktorunuz size önerdi ise asla kolonoskopiden çekinmeyin ve yaptırın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Gerek kabızlık, gerek makat hastalıkları ile ilgili kafanıza takılan hususlar var ise kanalımızı takibe almanızı tavsiye ederim.